Hocam bu arada Icardi'nin performansı ile ilgili de bir grafiğimiz var. Ona da e, dilerseniz bakalım. Evet. Icardi'nin performansı da maalesef e, çok iyi değil. E, son iki maçtır. RFS mücadelesi ve ardından Alanya Spor e, maçlarında gol asisti yok. RFS'de isabetli şutu yok. Top kaybı 5 kez yapmış. 170 dakika toplamda oynadı Icardi. Alanya Spor'daysa e, gol asist ve şutu yok. 9 kerede top kaybı yapmış. Şimdi Icardi'ye nasıl bakacağız? Aslında yine konuşurken Icardi'nin 2 yılda attığı Galatasaray forması resmi maç. Peki gol sayılarını yine Okan Burun, Letonya'daki maçtan sonraki demeci üzerinden de devam ederiz. Şimdi Okan Hoca geçen hafta Letonya maçında, Letonya'daki maçtan sonra şöyle bir cümle kullandı. Hatta bir daha alalım belki vardır o cümlenin içinde. Letonya maçı ee, sonrasındaki e, açıklaması. Bir e, daha alalım. Orada Icardi'den bahsediyor. Evet. Evet o şeyde bahsediyor. E, Alanya maçı sonrasındakini de bahsediyor galiba hocam. Evet, Osimhen'den bahsediyor. Devam o ikinci onunla diyen onunla bu tip maçlarda çözüm üretebiliyorsun. Ondan sonraki bölüm çok o önemli. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat oynadığını gördük ya. Tamam. Diyor. Burası, birlikte. burası bence teknik olarak bana yeterli. Hı hı. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'nin beş yönetmek kolay bir şey değil. Bakın yönetmek diyorum, çalıştırmak demiyorum çalıştırırsınız, antrenör bilgileri 3 yaşa 5 yukarıda ayındır kulübün ekonomik yapısıyla teknolojiden de faydalanırsınız ve transferler yaparsınız. Icardi oyundan çıkarken iyi oynamadı şu istatistiklerle çıkarken bir kaprisini gördük mü bir ince böyle bir kapris yaptı. Evet. Şimdi bu oyuncuları hadi gel otursun demek öyle kolay bir olay değil. Şimdi burada Icardi daha çok gezip daha rahat oynadığını gördük demek ben çift santral oynayacağım bundan sonra demektir. Yani Okan Buruk değil, Türkiye'de kimi getirsen getir Icardi oturtmak kolay değildir. Ancak bu uzun dik maratonu ve Avrupa maratonunda istişareyle <laughs> ilişkilerinizi iyi tutup ya ben seni dinlendireceğim. Bu arada şu bahseden yok maalesef o da kabullenmiş evet. durumda. O da bir tuhaf durum. O yüzden Icardi'yi oynatmak, oyundan çıkarmak öyle çok kolay işler değildir. Onu söyleyeyim size. Tabii ki e, hocanın da buna göre bir oyun şablonu olacaktır. Hocam evet onu soracaktım. Şimdi o Simen ve Icardi bir arada oynattığında e, Okan Buruk e, hangi rakiplere karşı, her yani her rakibe karşı bunu deneyecek midir? Evet. Ya da hani biraz orta sahası daha... Bu şehir efsanesi e, Sine'cim şeyde çıktı. Tümer ve Sergen birlikte oynar mı diye. Yıllar önce çıktı. Bir güzel de oynadılar. <laughs> Hatta şampiyonluk maçında da tümer verdi, Sergen attı diye sembol oldu. Bu iş antrenörün işi oyunculara göre sistem yaratılabilir. Benim elimde Osimen olacak, benim elimde Icardi olacak, en şey, hazır olacaklar Neden bunlardan birini oynatmayacağım. Hele Türkiye Ligi'nde. Mümkün değil. Bence son Kasımpaşa maçındaki oyun şablonu değil de ki 3 tane gol atmış bir takımdan bahsediyorum. Mutlaka Okan Buruk daha kalabalık bir orta sahayla tabi burada <laughs> feda edeceği <laughs> oyuncular olacak ikisi evet. oynarken. A, Mertens, orta sahada azalacak. Mertens mi? oturabilir. Mertens oynarsa arkasında üçlü orta sahayla belki çok formda Yunustan faydalanmayacak. Ama şöyle söyleyelim, Semih konusu, kız Kristoy konusu rahat rahat sorulabiliyor değil mi? O evet. da hoca da söylüyor. Hatta rahat rahat da oturtuyor. Hadi Ikar' diye bakalım, oturt bakalım. Kolay bir şey değildir. O yüzden e, mesela şimdi Semih'i oynatmamayı anlatabilir. Anlatmaya çalışır ama Ikar' diye oynatmamayı kolay değil. Ama bu demek değildir ki bu istatistikleri Ikar devam etsin fiziksel olarak şu anda arkadaşlarının çok gerisinde olduğu gerçeği var. Geçen yıl gol kralı olmuş olmasına rağmen hı hı. sakat sakat antrenman sonra da bu yılda bir sakatlık geçirdi. Adele sakatlı ve Arjantin'e gitti. Problem orada. Tabii ki memleketine gidecek, tabii ki eşini görecek, tabii ki belki doktora inanacak ama o Süme'nin ben Icardi'de öyle gamsız bir oyuncu olmadığını görüyorum. Arkadaş sohbetlerinde duyuyordum. Cekor'un kaç gol attı? kaç gol oldu benim kaç gol atmam lazım diye böyle rekabetçi bir e, şimdi oyuncu, oyuncu olduğunu. Bu çok hızlı olduğunu biliyoruz ki o zaman geldikten sonra bakalım. da. Bunu fiziksel anlamda yansıtmıyordu. Ben bu dönemde takımların kendi takımın gerisinde olduğunu düşünüyorum ve Okan Hoca'nın da çok önemli bir sözü var oradaydı. Alanya maçından sonra. Bu milli maç arası İkardi için bir fırsat diyor. Evet. Parantez açıyorum. Ne e, mecburiyeti var? Arkadaşları izinde veya milli takımdaysa sen Filora'dan çıkmayacaksın demek. Ya, çıkmamalıdır ve mümkün olduğu kadar arkadaşların aşını antrenmanlar şiddetli antrenman yaparak geliştirmesi lazım. Ne Icardi Galatasaray'dan vazgeçer ne de Galatasaray Icardi'den vazgeçer ama Icardi'nin sadece geçmişi değil çünkü futbolda dün yok bundan sonrası var. Benim elimde Icardi gibi bir silah varsa asla onu kazanmak Olur. için her şey yaparım kaybetmem yani. Otur tamam diyorsunuz hocam. Tabii bu şimdi Icardi'nin yanında daha serbest iyi oynuyor demesinin sebebi oyuncu koruyucu konuşurken peki iki yıl gol kralı olurken yanında başka bir santifor mu vardı? Yoktu. Yoktu. 50 tane gol atmış bir oyuncudan bahsediyor. Tek forvet oynarken Mertens destekli atmıştı bu golleri. Yani tek Icardi oynayabilir mi? Fizik olarak iyi durumda olursa oynayabilir. Ama tabii önüne yanında aldığı Osimen çok farklı bir oyuncu. Ama center forullara, sol forvetlere, tek mi oynarsınız, çift mi oynarsınız? Sence? ister İkimiz forvetiz. Tek mi oynarız? Yani bu kadar yıldız olunca herhalde tek olmak istersiniz. Hayır. Yani. Çift istersiniz. Çift Neden mi biliyor istersiniz? musunuz? <laughs> Nasıl son maçta Osmen'in boşalttığı yerden geldi, döndü, vurdu, gol yaptı. Bu aynı şey geriye doğru gidince de olur. Stoperler, iki stoperiz. Sanchez'de Abdülkerimiz. Önümüzde tek mi istersiniz, iki mi istersiniz? Yani Hangisi kişi, daha emniyetlidir? İki kişi daha emniyetli tabii. Bu böyledir işte. Yani forvet oyuncusu da mesela Icardi aslında yalnız oynamaktansa ki yıllardır yalnız oynuyor Paris Saint Germain evet. atıyor. O Sümen gibi bir figürle oynaması doğru planlamayla gol sayısını arttırır onun. Çünkü rakip, şimdi biz rakibiz. Ben akşam düşünüyorum bu hafta Galatasaray oynayacağım. Ya o Sümen'den nasıl uğraşacağım? İyi sen onu şey ne yapacağız Icardi'yi deriz. Ama bunun hepsi de isimler üzerinden değil takımın bir alışkanlığı olması lazım ve e, haydi arkadaşlar bugün üçlü oynayalım, 3-5-2 üç oynayalım değil. Ben Galatasaray'ın üçlü oynamadan da çift santifor oynayabileceğini bazı oyuncuları zaman zaman Mertens dahil hatta bazen Barış dahil hatta bazen Yunus gibi formda oyuncu olmasına rağmen fit durumdaki Icardi ile Osman'ı birlikte oynatır hoca. Yani Çok 4 Kasım, 3 1 2, 2 gibi. ilk yarısında birlikte o, o oynadılar. O ben çok doğru bir strateji değildi bence. 3 tane attılar evet. evet. Ama iki tane ön libero ile oynadı. İki tane savunması Yunus, Yunus bu zaman zaman yapıyor ama öyle 4-4-2 de değil. Yani hmm. sıkıntı yaşar. İkinci bölgeyi kaybedebilirsiniz. Ben o tip kasıp başı maçı çift standıforun en uzak olduğum benim şeyimdir. Bakış yaşımdır. Ama onun arkasında 4 mesela Cessus oynardı bana. 4-1 merkezde. Hmm. Atıyorum Torreira. 3 2. O 3 oyuncu tabii direkt kanat oyuncusu olmaması lazım. çok teknik oluyor belki ama bunu becerebilecek tecrübede ve zekalı bir teknik adam var. Demeyecektir diyorsunuz yani. Bence, o Karşı çünkü hani Bence o süren döndüğü gün 1-2 hafta sonra 4-1-3-2 gibi, 4-3-1-2 gibi bir sisteme döneceğini düşünüyorum. Bazen de onu da göreceğiz. 3-5-2 de oynayacaktır diye düşünüyorum. <Sessizlik>